insanların cevap aradığı fakat bizim burada en popüler cevapları aradığımız aileler yarışıyor. Siz ekran başındaki canım, ciğerim, sevgili izleyenler, siz küçükler ve siz hepsi beşler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim bugünkü açılışımda şey kimdi ya pijamalı bizim Avrupa yakasında? Gafur. Gafur'u temsilen buradayım. Evet. Kıyafetim çok hoş. Çok Hasibe? Sen mi beni övdün? Hayır. Sen mi övdün Seda? Evet. Bir daha öv ya. Ama siz çok güzelsiniz. Ben seni yerim Seda. Çok teşekkür ederim. Buna da bayıldım. Benim saçı yapan Selçuk dedi ki Asma Hanım onunla mı çıkacaksınız dedim. Evet. Ben onu pijama sandım dedim. Lütfen dedim. Bu yeni nesil trend. Çok evet. Güzel. Hoşuma gitti. Bu arada efendim küçüklere hemen dönmek isterim. Hasibe sen ne kadar küçüksün? Vallahi olduğu kadar küçüğüm. Olduğu... Ya ben seni yerim Hasibe. Hasibe bunların dördü senin mi? Evet. Oy maşallah. Küçük evlenirsen böyle olur. He tamam. En küçüğü kim? Mustafa. Benim. En küçüğü benim. Ay sen Mustafa'yı bulana kadar. Evet. Evet. Ay maşallah. En büyük Eda mı? Evet. Evet. Seda da bak bak hemen şöyle öpe. Ben en büyüğünü sormadım böyle öpüyor. Olayları başlatan Eda. Evet. Evet. Sonra? Seda. Seda. Ha Eda, Seda, Seda. Seneye bir daha. Ne? Seneye bir daha. Seneye bir daha Mustafa. Evet. Ay ne güzel Hasibe ya. Maşallah evet. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Dört mü? Yoksa başkalar var mı? Yok. Yok. Dört. Maşallah Allah bağışlasın. Erkeği bulunca durdu. Aynen. Mustafa'yı bulunca durdu. Mustafa nereden geldiniz? Kayseri'den geldik. Kayseri'den hepiniz? Yok ben yok. İstanbul'da biz oturuyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Çünkü öyle oluyor bazen. Evet. Yok. He küçük daha... Ana evet. Kucağında. Evet. Küçük canım. Evdesin. Evdeyim. Annenlerle. Evet. Okuyorsun. Yok. Mezun oldum. Veteriner hekimim. Wow. En sevdiğim. Evet. Yapıyorsun işini. Yok. Şu an çalışmıyorum. Okey. Evet. Tamam. Çalışırsın. Sevda İstanbul'da. Seda evet. İstanbul'da. Eda? Ben de Kayseri'deyim. Kayseri'de. Büyükle küçük. Büyük tuttun yani orada yani. Seni. Evet. Bir tanesi olacak. Tabii. Çok güzel. Küçükler. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ve hepsi beşlere dönüyorum. Şaziye abla, sen ne güzel bir kadınsın. Ay çok teşekkür ederim. Maşallah. Sizin kadar olamam. Çok zarif, çok güzel görünüyorsunuz, harikasınız. Çok teşekkür ederim. Aynen siz de öyle ay, duruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Hazal Ekin, burada da mı böyle bir şey var? Hepsi senin mi? Yok, hepsi evet. Benim değil ama ikisi, biri kızım, biri yeğenim. Bunlar Ekin da ev kızın? Arkadaş. Evet, Ekin kızım, Hazal ben yeğenim. Ecem? Ben Ecem, ev arkadaşım. Hazal'ın ev arkadaşı. Hikmet? O da benim ev arkadaşım. Aynı zamanda da erkek arkadaşım. Öyle mi? Ay ne güzel. Evet. Çok güzel. Daha detaylı tanıyacağız sizi. Tabii. Hepsi beş niye? Yani beş kişiyiz diye. Basit. Çok mantıklı. Çok, evet. Harikasınız. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Efendim ne duruyoruz? Günlük eğlence dozunuzu almaya hazırsanız aileler yarışıyor. Başlasın. Efendim tabii başlamadan önce hemen buradan biliyorsunuz 1 Mayıs işçi ve emekçinin günü bütün dünyada ha. Ve ülkemizde kutlu olsun. İşçilerimiz, emekçilerimiz hepsine sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Mustafa, sürprizli bir cevabımız var tam 1 lira değerinde. Ve büyük ödülümüz 10 bin lira. Ay en sevdiğim. Çok güzel. Hazırsan Mustafa. Hazırım. Hazal. Ve abi. Hazal buyursunlar başlıyoruz. Veteriner hekimlisin. Evet. Şu an çalışmıyorsun. Evet. Kaç yaşındasın? 26. Okey çok güzel. Veteriner hekimlere de buradan selamlar, saygılar. Hazal. Ben avukatım ve benim 4 tane hayvanım var. İstanbul'a gelirsen veteriner olarak mutlaka haberim tabii olsun. Ki. Bize bir uğra, bir kontrol. Kedi mi? Bir köpek. Kedi, 3 köpek. Uy! Sahiplendin mi? Sahiplendim hepsini. Ay ne güzel ya. Teşekkür ederim. Benim de bir kedim var. Öyle mi? Evet, evde Karan. İsmi. Kim bakıyor? Annen. Biz getirdik onu yanımızda arabada. Burada mı? Evet. Yok burada değil.
Ay Sevda da, Sevda o ailenin avukatı. Ben Sevda avukat mı? Yok. Ben mi? Yok, ailenin şeyi. Benim. Direkt böyle bu. Bu en küçük. Kedi yok. Kedi. Ay keşke kediyi getirseydiniz. Adı ne dedin? Karam. Karam. Evet. Simsiyah mı? Yani. Niye şey, Karam? İsmini koyduk. Yeğenim koymuştu benim en küçük. Siyah değil ama. Yok değil. Gri, siyah karışım bir şey. Al artık beni. Tekir şey, karışım karam, bir şey. Lararira, ha, o şarkı vardı. Evet. Hakan Peker'e selam olsun. Hazal, seninkilerin hepsi sahiplendi. Kediyi de. Evet, hepsini sahiplendim. Köpekleri barınaktan mı aldın yoksa sokakta mı? Sokağa atmışlardı. Bir tane sahibi dövüyordu, ondan aldım, çaldım. Ne? Yani burada bunu söylemek ne kadar doğru oldu bilmiyorum ama. Yo, iyi yapmışsın. Aynen, yani bayağı oldu. Zaten iki tanesi 7 yaşında. Bayağı oldu çalalı 7, yani. 7, ay maşallah, çok zaman güzel. Zaman eşim aramıştı. Avukatsın. Avukatım. Bayağı çalışıyorsun şu Çalışıyorum. Anda. Çalışıyorum. Harika. Ecem'le ev arkadaşısın. Ecem ve Hikmet'le ev arkadaşıyız. Hikmet, sizin ev kaç metrekare? Yani biz sığıyoruz. Dar alanda kısa paslaşma. Evet, seviyoruz abi. Çok güzel. Daha sıcak oluyor. Ne güzel. Bir de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. 1 Mayıs Ekin'in de aynı zamanda doğum günü. Onun da bir doğum günü kutlayabilir miyiz lütfen? Ay kutlamam mı? Ekin buradayken kutlayayım mı? Alır. Olur mu? Alır. Daha böyle ama herkes coşkuyla kutlayacak. Tamam, anlaştık. Ay keşke önceden haberim olsaydı. Pasta keserdim sana iki. Sözünüz olsa. Şey 10 puanlık sorunuz geliyor. Ay nasıl güzel bir soru. Soruyu gördüğümde böyle içimin yağları eridi. Çünkü sizden gelecek cevapları çok merak ediyorum. Asuman Krause yanlışlıkla kendisine verilen neyi geri iade etmez? Biliyorlar galiba Mustafa. Para. Nereden bildin? Yani genele düşündüm. Geneli mi düşündün? Evet. Bir şey söyleyeyim. Yani çünkü mesela şimdi Hazal'a yanlışlıkla bir para versen o iade eder. Değil mi? Edersin Hazal. Kimse iade etmez. Beni izleye izleye mi böyle oldunuz siz? Yok ben etmem. Biri bana yanlışlıkla para vermesin. Niye veriyor? Yanlışlıkla bir insan insana para mı verir ya? Çok doğru söylüyorsun. Çünkü yani o zaman yanlışlıkla yapmasaydı yani. Evet. Bence de. Para var mı para? Değilmiş ama yani. Güzel cevap. Hazal, Asuman Krause yanlışlıkla kendisine verilen neyi geri iade etmez? Ben biraz politik bir cevap vereceğim. Bir de somut değil soyut bir şey söylemek istiyorum. Akıl. Bir fikir. Yeni rota oluşturuluyor. Şu anda... Bir şey söyleyeceğim. Akıl zaten iade etmesin ki ya. Gibi ama okey. Güzel ama güzel cevap. Akıl var mıdır? Bak şimdi Hasibe ablaya soruyorum. Hasibe abla hemen bilir. Hasibe sence ne? Altın bence. Kim? Altın. Ekin'den para, geldi cevap. Para olmaz mı? Efendim? Takı. Takı. Kolye. Yani bence bilezik. Şunu beni bilen bilir. Bana yanlışlıkla bir adama bulma tak diye verirsen iade etmem. Bakalım bizim 100 kişi ne demiş? Mücevher direkt çökerim. 10 puan bende kaldı. Verdiğin takı da bende kaldı Mustafa. Para görüşürüz. Da kaldı. Para da kaldı. Hepsi bende kaldı. Ya 100 kişi sizi seviyorum. Tanıdınız beni tabii doğal olarak. Ay burada artık anlatmadığım bir şey kalmadı. Ekin ve Sevda geliyor. Hazır mısınız? 3, 2, 1. İyi ki doğdun Ekin. İyi ki doğdun Ekin. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Yaşların olsun. Siz inşallah. Sağlıklı, sıhhatli, her şey gönlünce olsun. İkincim sen ne iş yapıyorsun? Ben beden eğitimi öğretmeni, aynı zamanda antrenörüm, aynı zamanda müzisyenim. Vay be, ne antrenörü? Okçuluk, milli sporcuyum. Okçu? Evet. Ve bu akşam aramızda milli okçumuz var, Ekin. Teşekkür ederim.
Aa çok güzel. Gittiğini temsil ediyorsun bizi dünyada. Şu an uzun zamandır atmıyorum tabii. 4 sene oldu ama. O ne demek? Aha öyle mi konuşuyorsun? Tabii atmıyorum. Tabii onların da kendi aralarında bir dil var. Yani, ok atmıyorum yani. Her mesleği. Uzun zamandır atmıyorum. Atmıyorum artık. Evet. Ok atmıyorsun. Ok atmıyorum evet. Şimdi eğitmenliğe devam ediyorum. Ha çok güzel. Çocuklarla. Çok acayip bir spordu tabii, değil mi? Tabii uzun süre. Ben çok küçük yaşta başladım annem sayesinde. Nereden geldi o? İlkokul 4. sınıftaydı. Şaziye abla sen mi okçuydun? Yok değilim de yani. Sen en son ne zaman attın? Ben atmadım. Onu götürdüm okçuluğa. Zorla ağlaya ağlaya gitti ama sonra çok sevdi. Evet. Peki sana nereden geldi okçuluk aşkı? Ben gazetelerde spor sayfasını okumayı çok seviyorum. Orada görüyordum çocukların madalya kazandıklarını filan. Hoşuma gidiyordu. Bazen de haberlerde gösteriyorlardı ana haberlerde. Kızım da yapabilir belki dedim götürdüm. Kabul edildi. Harika yapmışsın. Çünkü daha, normalde şey olur ya kız çocuğunuz olsun, baleye vereyim, voleybolcu olsun. Baleye de gittim. Ha senin okçuluk çok mu değişik geldi? Bale, tabii ben bale bütün sporları gittim. Yaptım. Yüzme, bale. Aa, sonra sen evet. Kendin okçuluğa evet, daha sıcak hissettin. Çok güzel, harika. Evet. Bir de ne yapıyorum müzisyenim? Müzisyenim, güzel sanatlar mezunuyum liseden. Arkadaş yok yok ya. Maden gibi kazıyorsun kazıyorsun. Teşekkür ederim. Şimdi de aynı zamanda solistlik yapıyorum. İstanbul'da? Daha başlamadım. Daha önce üniversitede Antalya'dan ben mezunum. Antalya'da çok yaptım. Burada da yaptım ama pandemi biliyorsunuz girdi müzisyenleri bize çok etkiledi. Evet. Şimdi tekrar revize edip devam edeceğiz. Güzel. Güzel. Az kaldı. Çok güzel. Harika. Seni tanıyalım Sevda. Ailenin avukatı. Evet ben. En inatçısı. Sen ortancanın... Ay sen nasıl oluyorsun ya? İki tane ortanca mı oluyor? Evet. Nasıl diyorsunuz? Ortancanın küçüğü. Ortanca diyorum ama bir ben büyük kızım var, bir onun küçüğü var, bir de onun küçüğü Sevda var. Evet. Seni tanıyalım. Ben tıbbi laboratuvar teknikeriyim. Çalışıyorum. İşte iş dolayısıyla buraya İstanbul'a yerleştim. Öyle. Bir kızım var. Bir de köpeğim var. Maşallah. İstanbul'da yaşayıp gidiyorum. Çok güzel. Çok harika. Güzel. 10 puanlık sorunuz geliyor. Buradan çocuklar duymasın Haluk'una bir şey söylemek ister misiniz? Ekin. Mutfak. Mutfak. Mutfak var mıdır? 10 puan ya. Senindir. Hem doğum günü hem de 10 puanı var. Evet, görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hasibe abla ve Ecem geliyor. Ecem adeta bir rockstar gibisin. Sen ne yapıyorsun Ecem? Tasarımcıyım. Ay ne kadar da belli. Teşekkür çok güzel. Ederim. Hasibe abla. Emekli memurum. Emekli memursun. Evet, çok güzel. Hasibe abla buraya katılmaya nasıl karar verdiniz? Valla bunu benim eşim çok daha önceleri seyrediyorduk. Eşim daha önceleri derken Erol Evgin zamanında mı? Evet ta ondan bu tarafa bizim. Ta ondan bana tarafa, Erol Evgin'e selamlar. Seyrediyorduk. Eşim de çok istiyordu. Birkaç sefer yazıldık çıkmadı. Ama bu sefer Seda yazıldı. Bu da çok tesadüf oldu. Hemen geldi sıra. Ay ne güzel. Hiç yani. Buyur Seda. Biz babamızı geçen sene kaybettik Covid sebebiyle. Onunla birlikte gelmeyi çok istiyorduk ama onun anısına katılmayı istedik ve çok teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Çok mutluyuz şu anda. Ben bizi izliyor ve size de eminim sizi çok seviyordu zaten. Muhtemelen size de teşekkür ediyordur. Ay çok ben çok teşekkür ederim. Evet, nur içinde yatsın. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Adı ne? İbrahim. İbrahim abimiz. Evet. Ay kısmet olmamış size tabii, kısmet tabii, oldu. Diyorum ama işte. Dediğin gibi Seda dediğin gibi bizi izliyordur. Kesinlikle. İbrahim abimiz nur içinde yatsın. Teşekkür ederim. Toprağı bol olsun. Teşekkür ederim. Mekanı cennet abi. Olsun. Beni seviyor muydu? Tabii. Sizin o Amerika'daki, bizim kız falan diyor muydu? Amerika'daki şeyiniz vardı ya şu boxlu. Amerika'da? Yok öyle bir İbrahim abi beni Amerika'ya mı yolladı? Yok. Oradaki o programınızı da anladım, çok izlerdi. Wipeout'u. Aa o zamandan izliyordu. Ay çok mutlu hiç oldum. Hiç kaçırmazdı. Çok mutlu oldum. O zaman harika bir anı olacak bizim için. Evet değil mi? Bizim için öyle. Çok güzel. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. 10 puanlık sorunuz geliyor. Senin için çiğ tavuk bile yerim diyebileceğiniz birini söyleyin. Ecem. Annem. Annem var mı? Yer misin hakikaten? Ya
Evet, aslında annemi öyle. Evet. Annemi çok seviyorum. Ha? Annemi çok seviyorum. Annelerimizi tabii ki anneler baş tacı, bütün annelerinin ellerinden öperim. Efendim 10 puan senindir. Teşekkür ederim. Görüşürüz Hasip abla. Bir sonraki turda. Asladım benim. Seda ve Şaziye Hanım geliyor. Mahvettiniz beni Seda. Çünkü duygularım şu anda karman çorman. Sen deyim Seda, seni tanıyalım. Ailenin en büyük kızı değil, evet. Ortan. Büyüğün bir küçüğü. Evet. Ne oluyorsun sen, dur bakayım. 4 numara. Yok, sen 2 numara oluyorsun. 2 numara, evet. Matematik öğretmeniyim ben. İstanbul'a birkaç, hatta 6 ay oldu neredeyse. Taşındık, Adana'dan taşındık. Aa, evet. Adanalı mısınız? Aslında evet. Eşim Adanalı, evet. Ben Kayseri'yim. Adana'ya gelin gittin. Adana'ya gelin gittim. Doğru, Kayseri'den gelince evet. Adana'ya evet, gelin evet, gittin. Evet, üniversitede çok eşimi tanıdım, tavladım ama o beni Adana'ya götürdü. Kayseri'ye götüremedim. Ha, evet, oralara kadar iyi gidiyormuşsun sonra. Evet, evet, son anda işte o tarafa doğru şimdi götürdü neredesiniz? Beni. Şimdi neredesiniz? Şimdi İstanbul'dayım. Tamam, dedin ne ora ne bura, o zaman bari İstanbul. Bari iki yerden de uzak olsun dedik. Güzel olmuş. Şaziye Hanımcığım, sizi tanıyalım. Neydi? Spor sayfalarını çok seviyorsunuz. Çok seviyorum, o cepte. Takip ediyorum, evet. Ve Gençlik Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü'nden emekli işçiyim. He, tamam, şimdi anladım. Gençlik Spor? Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü'nden. Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü. Şimdi başkanlık olmuş galiba, ismi değişmiş. Başkanlığı. Ben emekli oldum. Evet. Çok güzel. O zaman efendim sizin de işçi ve emekçi bayramınız tekrar kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. 10 puanlık sorumuz geliyor. Tuttuğunuz... Tam sana geliyor. Tuttuğunuz takım için girdiğiniz iddiada neyinizi kaybetmek istemezsiniz? Seda? Araba mı? Arabamı çok seviyorum. Seviyorum. Araba var mı? Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray. Galatasaray. Şaziye Hanımcığım, size geliyor soru. Tuttuğunuz takım hangisi? Beşiktaş. Beşiktaş. Sır. Yok, benim sesim ben galiba yavaş mı çıkıyor biraz? Şu anda çok tamam, güzel. Tamam, çok teşekkür ederim. Biraz zevkli. Beşiktaş'ı yani tutuyorum. Böyle konuştuğunuzda ben TRT'den emekli olduğunuzu düşünüyorum. Tuttuğunuz takım Beşiktaş için girdiğiniz iddiada neyinizi kaybetmek istemezsiniz? Belki şampiyon, resim olabilir. Onlarla, resim mi? Onlarla çektirdiğim bir resmim olabilir. Var mı resmi fotoğrafınız? Var. Aa, bu yeni takım mı, daha eskiler mi? Eski. Hangiler, kimler var orada? Ertuğrul oynuyor muydu? Ertuğrul değil, şu an antrenör. Sergen? Sergen oynuyor. Sergen. Evet. Tuttuğum takımla çektirdiğim fotoğraf, yani o futbolcularla olan fotoğrafı mı? Kaybetmek evet. İstemem, var mı? Evet, tamam. Yokmuş. Acaba ne koymuş nedir? Olur. Bakalım neymiş? Para. 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 Saç. 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 Yani. Öyle girer. Saçını kazdırır mısın falan muhabbeti olur ya. Ya da bıyığını kesin. Ya da bıyığını kesme. Evet. Tabii o. Peki. Efendim görüşürüz. Görüşürüz. 10 puan bende kaldı. Ve 1 numaralı ablamız Eda ile ev arkadaşı Hikmet geliyor. Yanlış anlaşım olmasın yani. Eda'nın ev arkadaşı Hikmet değil. Hikmet, Hazal'ın ev arkadaşı. Hemen seni tanıyalım Hikmet. Merhabalar. İnşaat mühendisiyim ben. Vay. Çok iyi. 30 yaşındayım. Şu an çalışmıyorum. Sadece danışmanlık yapıyorum. Kaç yaşındasın? 30. 30? Evet. Daha küçük gösteriyorsun değil mi? Öyle mi diyorlar? Öyle diyorlar. O yüzden belirtti onu. Akıllı olun dedi, 30 yaşındayım. Eda, seni tanıyalım. Merhabalar. Eda ismim. Matematik öğretmeniyim. Kayseri'den katılıyorum. Kadar. İlkokul öğretmeni, lise? Ortaokul. Ortaokul. Hı hı. Hepsini saydım, saymadım. Evet. 10 puanlık sorunuz geliyor. Tekniği hiçbir forvete benzemeyen yabancı bir golcü söyleyin. Eda. Jardel. Jardel mi? Galatasaraylı mı? Mahalle evet. Galatasaraylı mı? Galatasaraylı. Yok, ben yine muhalefet. İbrahim abi hangi takımı tutuyordu? Galatasaraylı. Galatasaraylı. Sen Hasibe? Trabzonspor. Trabzon. Biz herhalde Trabzon diyorsun. Jardel. Jardel ne yapıyor ya? Hiç bilmiyorum o dönem. Sen orada mı bıraktın mı Galatasaray'ı? Galatasaray'da evet, çok değişik böyle tarzı vardı. Onu hatırlıyorum sadece. Jardel. Evet. O aklımda kalmış. Jardel var mıdır? Benim de fotoğrafım var Jardel'le.
iddiasına girsem kaybetmek istemem. Soru geliyor sana Hikmet. Tekniği hiçbir forvete benzemeyen yabancı bir golcü söyleyin. Messi, Lionel Messi. Lionel Messi. Tekniği hiçbir forvete benzemeyen yabancı bir golcü Messi midir? Aa, şaşırttı, sürpriz oldu. Şey peki, Ronaldo. Değil mi onun değil? O da olurdu. O da olur. İbrahimovic, İbrahimovic. Vay, İbrahimovic vardı ya. Peki şey, zırnıttın Zidin? Nerede Zidin? Zidan? Forvet değil ama. Ama fotoğrafım vardı onu aslında. Yani. O zaman ben de Robin Van Persie. Aslında fotoğrafım var onu gelecektim yani. Peki şey Henry? Thierry. Yani. He. Olur mu? Yani fotoğrafım Carlos. Vardı. Hani golcü dediyse onu da söyleyeyim dedim. Roberto Carlos. Bakalım mı? Kimmiş? Benzema. Benzema. Hiç kimseye benzemez. Öyle söyleyeyim. Benzema. Benzema kimse sana. Sağ olsun. Evet. Evet. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. 10 puan benim kadar. Efendim bu akşam aylar yarışıyor daha çalışıyor. Şöyle yapmış bulunmaktayız. Küçükler gerçekten küçük başladı. 0 evet. Puanla. Hepsi 5'ler. 20 puanla başladı. Bakalım avukatımız Hazal ve veteriner hekimimiz Mustafa neler yapacaklar? Hadi bakalım. Yarış tam gaz başlıyor. Evet. Hazırsanız 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Bir kuş türü olsaydınız hangisi olurdunuz? Kartal. Neden? Heybetli. Heybetli. Kartal var mıdır? En popüler 6 cevap arasında. Var. En popüler 2 de. En popülerini açtırırsan Hazal sizinle başlarız. Bir kuş türü olsaydın hangisi olurdun? Serçe. Neden? Küçük, tatlı, serin. Küçük, tatlışko. Serçe var mı? Var. Ama kartalı geçemedi. Görüşürüz. Buyursunlar. Ya öyle düşüneceksin. Bak biz 100 kişiye gittik sorduğumuzda serçeden önce tabii ki kartal diyecek. Aynen. Sevda, sen deyin. Papağan. Neden? Konuşuyor güzel, renkli yani. Öyle çok güzel, doğru. Evet, güzel. Bakalım papağan var mı? Aa, şaka gibi. İlk çarpı geldi. Hasibe abla, sen deyin. Bir kuş türü olsaydınız hangisi olurdunuz? Kahin. Neden? Güzel o. Atmaca. Atmaca. Evet. Şahin var mıdır? En popülerde çıkar sanmıştım. Enteresan, ben de yanıldım. İkinci çarpı geldi. Kümelenin hepsi 5'ler. Seda. Ben martı olmak isterdim. Neden? Hem çok özgür hem de bedavadan yemek yiyor. Bir Kayseri mantığına çok uygun bence. Bak aklın yolu bir. Bir değil mi? Şey gibi havada kapıyor ya, çok güzel, bedavadan hemen hop hop. Çok iyi ya gerçekten martı. Etçil bir hayvan. Çok aslında. Da güzel bir hayvan hakikaten, çok güzel bir kuş. Bakalım martı var mı? Kartal, martı, serçe. Ay en popülerde bir tane kuş türü geldi aklıma. O mu acaba, kendim de merak içindeyim. Eda sen deyim. İki tane çarpınız var, 3 tane açılmamış cevap. Muhabbet kuşu diyeceğim. Çünkü? Evet, çünkü genelde evlerde evcimen bir insan olarak. Hep sıcak bir yuvası var. Evet, evet, aynen. Muhabbet kuşu var mıdır? Kartal, martı, muhabbet kuşu, serçe. 2 tane çarpınız var, 2 tane açılmamış cevabınız var. Mustafa. Şimdi Şahin çıkmadı, Doğan diyeceğim ben. Doğan. Şahin çıkmadı o zaman, Doğan varsa. Doğan var mıdır? Üçüncü çarpı geldi. Hepsi 5'ler, size geldim. Hikmet, bir kuş türü olsaydın hangisi olurdu? Benim şahsi fikrim kanarya olurdu. Fenerli misin? Evet. İlk akla gelen o. Şaziye Hanım, sizdeyim. Ben Doğan diyecektim, onu o dedi. O zaman ben de deve kuşu olayım. Deve kuşu? Neden?
Çok güçlü kuvvetli ya, adamı sırtında taşıyabiliyor. Hakkı. Bir yumurtayla bir sürü kişi doyabiliyor falan. Ece? Leylek. Neden? Göç ediyor falan. Göç ediyorlar. Oradan mı? Bedavadan seyahat. Ben Beşiktaşlı olduğum için Kartal derdim çıktığı için, 100 kişiye de düşündüğümüz için Kanarya diyorum. Kanarya. Son karar Hazal senindir. Kanarya demek istiyorum. Eğer Kanarya açılırsa etap hepsi 5'te kalır. Kim bu 100 kişi? Baykuş da olabilir. Nasıl yahu? Kanarya en popüler 5 mi? Evet. 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 Ben 100 kişiye sordum. Alperen, siz nerede sordunuz bunu? Kadıköy'e gitmediniz mi? Bence de Beşiktaş'ta sormuşlar. Şeyde... Maç günü sordunuz. Ha, güzel o. En popülerde hangi kuş açılır? Leylek. Baykuş. Güvercin olabilir. Bir de güvercin olabilir. Neden? Aa, sence? Güvercin kumru. Beslendiği için falan evet, çok seviliyor ya beslendiği evet. için falan. Bakalım en popülerdeki kuş hangi kuşmuş? Güvercin. İyi ki leylek dememişiz. Hakikaten hiç niye güvercin aklımıza geldi? Benim de hiç aklıma gelmemiş. Güvercin diye kuş yokmuş gibi. Efendim şöyle oldu, küçükler hala 0 puandayken hepsi 5'ler 89 puanda. Bakalım ikinci etapımızda neler olacak. Doğum günü çocuğumuz Ekin ve Sevda geliyor. Çok eğleneceğimiz bir etap diye düşünüyorum. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Bir doktor mesleğini söylemeden tek kelimeyle nasıl anlatır? Muayene. Muayene derse anlatır mı? Teşhis, muayene derse en popüler 6'da açıldı. Ekin, bir doktor mesleğini söylemeden tek kelimeyle nasıl anlatır? Tahlil diyebilir. Tahlil diyebilir. Bakalım var mı? Orada niye duraksadın biliyor musun? Tahlil deyince laboratuvarda evet, çalışanlar evet. da gelebilir. O gibi gel aslında düşündüm ama genel düşünmek istememiştim. Olsun. Görüşürüz Ekin. Buyursunlar Sevda. Hasibe abla sorun şu. Bir doktor mesleğini söylemeden tek kelimeyle nasıl anlatır? Evet, önlükleri. Önlükleri. Önlü. Evet. Beyaz önlük. Beyaz önlük. Beyaz önlü. Beyaz önlük derse... İlk çarpı geldi. Şimdi beyaz önlük tabii çok meslekte. Çok meslek diyor. Seda. Neşter. Ha, güzel. Neşter derse doktor olduğunu anlar mıyız? İkinci çarpı geldi. Kümelenin teşhis, muayene. Küçükler sizdeyim. Şöyle ya biraz daha basit düşünelim. Steteskop diyebilir. Ah, steteskop var mıdır? Ay pardon. Ben ah yaparken sana başka bir şey geldi. Aklıma steteskop onunla karıştırdım. Çok pardon. Steteskop şey değil Genelde mi? Genelde boyunlarında evet. evet. Dinlemek için. Al nefesi tut evet. ver. Mustafa sendeyim. İki tane çarpınız var. Dikkatli olun. İki tane cevap var aslında da en önemlisini söyleyeceğim. Şöyle düşün. Yani insanların genelde ilk aklına geleceği bir şey olsun. İğne. İğne. İğne deyince hemşire mi gelir aklımıza ilk? Öbür aklındakini de merak ettim. Söyleme sakın. İğne var mıdır? Yoksa üçüncü çarpı mı gelir? Hikmet, bir doktor mesleğini
söylemeden tek kelimeyle nasıl anlatır? Hipokrat yeminiyle. Hipokrat yemini. Şaziye? Aşı. Ecem? Hastane. Ekin? Hipokrat yemini diyorum. Song? Hazal'cığım ortaya karıştı. canım sevgilime güveniyorum ve Hipokrat yemini diyorum. Hipokrat yeminini olmazsa, aldım. Olmazsa kendisiyle görüşeceğiz eve gidince. Efendim Hazal dedi ki Hipokrat yemini. Hani mesleğini tanıt, Hipokrat yemini dese anlar mısın? Bakalım var mı? Arkadaşlar tebrik ediyorum. İlk puan. Hipokrat yeminini veterinerden. Ve inanmazsınız ama tam 11 puan küçüklerde kaldı. Canım sıkıldı. Hipokrat yemini değilse ne yani? Ama şey veterinerler de Hipokrat yemini ediyormuş. Ben orada biraz cahillik yaptım. Öyle mi? Evet. Aynen. Öyleymiş. Hastane olabilir. Ha, evet. Evet tabii. Evet. Saygılar efendim. Çok güzel. Bu ha. Ben sana bir söyleyeyim mi? Çok öte gittiniz ya. Hastane niye demedin ki? Evet, hastane. Poliklinik deyince içinde ben kahve etmek istiyorum o yüzden. Bak, muayene, teşhis orada da hemşire diye düşünebilirdi insanlar ama değil ki yani doktor deyince akla ilk gelen ama teşhis hastane olmaz. Ameliyat koyar daha. Ameliyat. Aa ben bir de şey derdim. O okunmaz reçete. Ama ilaç aslında ilaç okunmayan yazısı reçete, okunmayan reçete de... misal reçete bakalım neymiş diye. Efendim en popüler 4 reçete. Oyuncu değişikliği yapabiliyor muyum? Hanginiz reçete dediniz? Kimden yana kullanacaksın? Hanginiz reçete dediniz de ben söylemedim. Ay o değil de ya canın sevgilinle artık kavga edeceğiz. Postlarınızı paylaşırsınız. En popüler üçü görelim. Hastane. Ya dedim. Ecem hastane var görüşecek var galiba. Var bir de hastane. Ecem de var. Ecem bizi evde eve almayacak bugün. Ah sözünü geçiremedin. En popüler ikiyi görelim. İlaç. İlaç. En popülerini. Ya doktorlar da ilaç yazar ya yani aslında evet. İlaç. Benim eczacı geldi. Biz bunları eczacı konuştuk aslında. Evet ilaç dedik ama. Eczacı verir ilacı, doktor yazar. En popülerin merak içindeyiz, merakımızı giderir. İki tane sağlıkçı babam olsa ne derdi? Hakikaten iki tane de sağlıkçı var burada. Bazen daha basit düşünmek lazım. Evet. Küçükler 11 puanda, hepsi 5'ler 89 puanda. Ecem ve Asibe geliyor. Almadan gelme. 100 kişiye sorduk en popüler 6 cevabı arıyoruz. En önden izlemek isteyeceğiniz bir şey söyleyin. Hasibe abla. Sinema. Sinema. İster misin en önden izlemek? Boynun şu olur mu acaba? Yok, genelde öyle isterler. Doğru söylüyorsun. Sinema var mıdır? Çünkü o en önde oturmak da şunu yapar ya. Ecem, en önden izlemek isteyeceğiniz bir şey söyleyin. Konser. Yani konser. Mesela kimin konseri? Yıldız Tilbe. Yıldız Tilbeci, yıldızcı mısın? Yani o geldi aklıma dün dinlediğimiz için. Şu an o geldi. En önden. Ama seviyorum. Konser var mıdır? Bravo, sırayı kaptı. Asma buyursunlar. Ve Şaziye Hanımcığım, sizdeyim. En önden izlemek isteyeceğiniz bir şey söyleyin. Tiyatro. Tiyatro. Gider misiniz, sever evet, misiniz? Çok severim. Gideriz de. Tiyatro var mıdır? Şaziye Hanımcığım, 1000 lira sizindi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
bu sanat aşkınızdan ötürü herhalde konser tiyatro oyunu efendim açılan cevaplar arasında Hikmet Hazal'ın canı sevgilisi. Şimdi ben burada bir çarpı almasam da ondan bir çarpı aldım hipografla. O yüzden dikkatli olmam lazım. Maç demek istiyorum ben ya. Yani basketbol maçı, futbol maçı. Maç. Maç var mıdır en popüler 6 cevap arasında? Ay şöyle Fenerbahçe'nin maçını değil mi böyle? Ay Fenerbahçe. Ne kadar güzel oldu. Topu yanlışlıkla bana atsalar falan. Hazal sendeyim. Benim bir cevabım yok. En önden izlemek istediğim. En önden izlemek isteyeceğiniz bir şey. En önden izlemek isteyeceğiniz bir şey. Ben çok fazla senfoni orkestrası konserine gittiğim için senfoni orkestrası konseri demek istiyorum ama konsere girecek muhtemelen ama çıktı bir kere ağzımda. Hayır, hastasıyım. Kendim güzelce yarışmacak. Çok güzel. Senfoni orkestrasını konser. Acaba konsere girer mi yoksa bambaşka mı görelim? Olsun be. İlk çarpı geldi zira konsere girdi demek ki. Ekin. Ben soruyu tekrar alabilir miyim? Ekin'cim kimler geldi, kimler geçti? Hep bu numarayla karşılaştım. Evet. En ön sıradan izlemek isteyeceğiniz bir şey söyleyin. Şimdi benim bütün alanlarım çıktı. En önden pardon en ön sıra. En önden izlemek isteyeceğiniz benim bütün alanlarım çıktı. Kaç cevabım var ama gün batımı ya da gün doğuşu demek istiyorum. Hani böyle... Sahilden izlenir ya en önden. Ha. Biraz romantik mi oldu? Sen neresin Ekin? Ben aslında annem Tokatlı, baba tarafım Erzincanlı. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Ankara'da doğdum. Yok karışık şeye biraz. Gitti hep aklıma. Nerede böyle bir yerlerde oluyor da bu güneş... Antalya'da okuduğum batışı. İçin aklıma geldi. Güneş ne demiş? Doğuşu, batışı. Hani. Güneşin doğuşu, batışı fark etmez. Nasıl yaşadımsa yaşadım. Evet bakalım var mı? Güneşin doğuşu. İkinci çarpı geldi. Kümelenin küçükler Ecem. Basit düşünelim. En önden izlemek isteyeceğiniz bir şey söyleyin de açılanlar konser ki en popüleri sen açtırmıştın. Tiyatro oyunu 1.000 lira geldi oradan Şaziye Hanım'a. Spor müsabakası. Başka? Araba yarışı olabilir. Ha evet. Araba yarışı. Bakalım araba yarışları var. Araba yarışları yoktur. Çok genel. Çünkü çarpı geldi. Eda. En önden izlemek isteyeceğiniz bir şey söyleyeyim. Yani şimdi iki tane cevap var. Acaba hani üniversite öğrencilerini düşünerek ders olabilir mi diye düşündüm. Amfide falan. Ama yarışma programı diyeceğim. Bir de o vardı aklımda. Güzel. Seda. Ben de ders diye düşündüm. Çünkü bizim özellikle... daha küçük sınıflarımızda herkes en öne oturmak ister. Ve onun için ağlarlar falan. O yüzden ben de ders diyeceğim. O değişti mi ya? Eskiden arkaya oturmak isterlerdi. Yok lisede... Hoca görmesin evet. Diye herhalde. Lisenin uzun boyda sınıfında öyle hala herkes en öne oturmak istiyor ama 11-12'den sonra öne kimse gelmiyor. Ben tek başıma burayı anlatıyorum falan. Ve kendi kendime çözüyorum bir şeyler. Evet. Hasibe ablacığım sen deyim. Aynı. Ders diyeceğiz. Ders diyeceksin. Sınıfım. Sevde ders diyeceğim. Ders diyeceksin. Mustafa ne diyecek acaba? Ben ailenin en küçüğü, en küçüğü olarak tabii ki uyuyacağım. Ders diyeceğim. Ders dedin. Evet. Sevda da ders demişti değil mi? Evet. Çünkü diyecek mi kendisi? Ben de görüşeceğim. Ay yazık Mustafa burası çürüdü. Neyse evde bakalım. Ders açılırsa küçükler 11 puan üstüne bakayım. Fena değil. Damlaya damlaya gör olurmuş demiş atalarımız. Bakalım var mı? Hepsi beşler 89, küçükler 98 puanda. En popüler 6-5. 6'da ne çıkar? Opera. Ama o da konsere girer. Opera. O da konsere girer aslında. Konsere girer aslında.
yarışma, yarışma bence programı. Yarışma da güzeldi. Evet, yarışma. Şey de güzeldi hakikaten. Ders kimden çıktı ders fikri senden mi? Evet. Öğretmenler. Öğretmenler olunca. Saygılar öğretmenlerim. Saygı bizden. En popüler altıyı görelim. Kavga. O zaman dayağı yersin. Doğru. Ay Sibe abla ya ne tatlısın. Bence de. Ama yani. Önde gidersen dayak yersin, arkada kalırsan. Dayak atar. O da kendini kollarsın. Evet. Kendini kollarsın. Şimdi çocuklar tabii sen de bu konuda tecrübelisin. Tabii. Kavga mavga olunca Mustafa bakıyor mu bana? Yok hemen çekiyorum. Sen hemen çekiyordun değil mi? Hemen çekiyorum. Biz doğru. Ama şimdi biz meraklı olduğumuz için biliyorsun bir hemen bir bakmak istiyoruz. Evet. Kavga. Evet. Hakikaten yani hiç acayip. Ama doğrusu bir anne tavsiyesi. Evet. Kavgalı. Önden gitme dayak yersin. Önden gitme dayak yersin. Arkadan gelme. Aç tekme kalırsın. Yersin. Aç kalırsın. Ne? Tekme yersin. Tekme yersin. Ne yapalım Asif abla o zaman? Önden git adam. Kaybolacaksın. He şeyin kaynayacağız arada. Tabii. Güzel. Tabii. Güzel bir anne tavsiyesi de aldıktan sonra bakalım en popüler 5'te hangi cevap varmış? Aklıma geldi. Benim de aklıma geldi. Yok canım ben en arkada oturmak istiyorum düğünlerde. Çünkü şey takı makı işleri var ya. O arkada kaynıyorsun çünkü. Mesela şeyi fark etmiyorlar. Öne gittin taktın mı. Şimdi gelip bana da soramıyorlar. Kameradan da gözüküyor. Asmacığım taktın mı falan. Yani ama genelde biliyorsunuz ben düğünlerde şey tutanım. Tepsiyi tutarsın. Tepsi şey yok bohça şey var ya atıyorlar içine. He onu tutuyorum ben çünkü bir de milleti patlatıyorum o yüzden beni artık düğünde şey gelin yanına koymuyorlar. Çünkü sonra anlatıyorum. Biliyor musun? Ecem geldi sana bu kadar şey taktı falan diyorum. Arkadaşlarım genelde arasını bozuyorum. Öyle tatlı bir insanım. Efendim 150 puanım var. Bir an önce dağıtmak isterim. Kime dağıtmak isterim hiçbir fikrim yok. Çünkü tablolar harika. Hazal ve Mustafa geliyor. Hay Hazal. Yaparsın be. 10 puanlık sorunuz geliyor. 10 puanlık sorunuz görsel bir sorudur. Sizden ricam gözlerinizi kapatmanız. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Yani sen biliyorsunuz zaten. Sen de biliyorsun. Biliyorum. Harika her şey kontrol altında. O zaman buyurun gözlerinizi kaparsanız harika olur. Hazalcığım numara yapıyorsun. Hayır kapalı ben... gözlerim. Ya benim gözlerim zaten bozuk 3,5 numara. Yakını mı görmüyorsun? Ben hiçbir şey göremiyorum. Geleceğimi de göremiyorum ya. Hiçbir şey göremiyorum. Ya, neden öyle diyorsun? Benim de gelmem lazım galiba. Benim gözlerim bozuk. Geleceğimi göremiyorum. Ağlayayım korktum ya. Ben böyle gülüyorum. Sinirim bozuldu. Ağlıyor mu gülüyor mu? Gülüyor. Aslında devam edersek o devam edecek. Sen ne tatlısın minik sapçak. Unutalım ve devam edelim. Evet devam etmemiz gerekiyor şu an. Mustafa. Ay, dalağım düştü. Bir şey söyleyeyim ama Hikmet için de çok tehlikeli biliyorsun. Tabii zor onun için. Hikmet'i çekiyor sen ne anlatıyorsun kızım. Tabii. Düşünsene öyle. Aa ne o yüzden beni çok güldürmemeye çalışıyorlar dışarıda falan çok gülmüyorum ama ben. Ama bunu bana söylemeyecektin. Bana bunu yapmayın. Güleriz hep birlikte o zaman. Ya çok güzelmiş. Tamam o zaman ben canım ciğerimi de söyleyeyim. Böyle Hazal'ın ağladığını düşünürüz ağlamıyor çok gülüyor. Kahkaha atıyor. Ay çok iyi ya. Ay. Ben yarışabilir miyim artık? Devam edeyim. Ay sinirim bozuldu ya. Ben nerede kaldım? Mustafa sen iyi misin? Ben iyiyim. Tamam. Mustafa da bayıldı tutuyor burada bak. Böyle duruyor musun? Ben nerede kaldım? Sorumu göstermedim. Ay çok hoşum vallahi bir şey oldu. Üzüldüm çünkü. Beni duygudan duyguya soktu Hazal.
Dedim ne dedim acaba kızı kırdım bir şey olur. Efendim 10 puanlık sorunuz dediğim gibi görsel. Gözlerinizi kaparsanız harika olur. Kapatayım. Bakayım benim sorum. Gözlerim açılıyor gülünce. Buyurun açın. Hazal sendeyiz. Bu nedir? Bu bir masa lambası. Harika. Ben bunu ders çalışırken kullanıyorum. Daha 100 kişiden de bir kısmı ders çalışırken kullanıyordur. Ders çalışmak gelir aklıma. Ders çalışmak demişler midir? Ders çalışmak demişlerdi. Benim de yakında sıkıntım var. Bir de ışık lazım oluyor bana. Bu tam bana göreymiş ya. Işık kitap, böyle... Güzel kitap okunur. Harika. Kitap okumak. Çok güzel. Böyle lamba. 10 puan senindir. Teşekkür ediyorum. Çok güzel. Görüşürüz Mustafa. Sevda ve Ekin geliyor. ...20 puanlık sorunuz geliyor. 100 kadına sorduk. Kendinizi kaybettiğiniz bir yer söyleyin. Ekin. Alışveriş merkezi. Alışveriş merkezi midir? Bir tane daha evet. Çok genel olmuş olabilir. Sevda. 100 kadına sorduk, kendinizi kaybettiğiniz bir yer söyleyin. Kuaför. Kuaför. Var mıdır? Kendini kaybetmekten ne anladın Sevda? Güzellik gibi şey. Güzel, her şey olarak güzellik, onu yapalım, evet. Bunu da yapalım. Yok, kendini kaybeden kuaförde birini tanıyorum aslında. Ben. Mağaza. O da benim uygulayıcı yapımcı Seda. Gitmiş saçlarını sarıya boyatmış. Orada kendini kaybetti. Evet. İstediği gibi olmayınca komple kaybetti gerçekten kendini. Ama alışveriş merkezinde aslında. Ya, girdikten sonra genel çıkamıyordu. Mağaza diyecektim de. Olabilir. Evet. Mağaza. Bakalım neymiş, puan bende kaldı ona göre. Ayakkabı. Ayakkabı. Çok spesifik genel. Arıyormuşuz okay. Burada. Görüşürüz. Oldu o zaman. Peki. Şimdi görüşürüz Ekin. Ecem ve Hasibe abla geliyor. Hadi Ecem. Müzikle aran nasıl Hasibe abla? Fena değil. Mesela hangi tarzı çok seversin? Halk müziğini daha çok. Halk evet. Müziği. Evet. Türkülerimiz. Evet. Çok güzel. Ecem senin müzikle aran hangi tarz? Yıldız Silbe. Yıldız Silbe, arabesk, rock. 30 puanlık sorunuz geliyor. Bir Ajda Pekkan şarkısı söyleyin. Ece. Üç. İki. Bir. Ama Ajda Pekkan değil ama. Bir şey değil. Hasibe abla, bir Ajda Pekkan şarkısı söyleyin. Aman petrol. Nasıl? Aman petrol. Bir söyle. Erevizyon şarkısı yarışmacısı. Aman petrol, canım petrol. Artık sana muhtacım petrol. Harikasın Hasibe abla. Aman petrol. Hangi seneydi? Sen ama hatırlıyorsunuz, belli ki izlemişsin evet, çünkü. Evet. Değil mi? O zaman kim vardı? İki kızım vardı. İki kızın. Evet. Yani Eda, Seda evet. Vardı. Evet. Seda doğduktan sonra mıydı? Ajda Pekkan'ın... Vardı, hemen hemen vardı. Var. 88. Ha vardı zaten. 80'lerde falan o aralarda. Ben sana bir söyleyeyim, 80'miş. Yok 80. Evet. Aman petrol var mıdır? Senindir. Ya daha o zaman Eda yok, Seda yok piyasada. Hasibe abla diyor vardı, iki kızım da vardı. Seda ve Şaziye Hanım geliyor. Kırk puanlık sorunuz geliyor. Derin bir şey söyleyin. Derin. Ne kadar sakin bastın Seda.
Ama Şaziye abladan öyle oldu. Evet, Şaziye Hanım'a yaklaştıkça hepimize böyle bir şey geliyor. Rahatladım evet, ben de onun karşısında. Ben de fark ettiniz şöyle oldu bak. 40 puanlı sorumuz geliyor. Teşekkür ederim. Deniz. Deniz var. Şaziye Hanım size 40 puan kazanma fırsatı geliyor. Derin bir şey söyleyin. Duygular. Duygular. Aa ne güzel cevap. Duygular çok derin. Var mıdır? Tebrik ederim. Çok tatlısınız. Sizi çok çok seviyorum. Sağ olun. Siz ne canım kadar benim. Hiç, ay çok siz güzelsin. Ne kadar güzel bir kadınsınız. Çok teşekkür ederim. Benim doğum günüm bana böyle sarılmadınız. Kime? Bena. Bena yalnız. Sana sarılmam. Seni doğurana sarılırım. Ama benim doğum günüm. Bravo. Çok iyi. Gözyaşım şu an pıt yaptı. Ay bizim Hasan nefes bende de aldım. Böyle bir şey Hasan, var biliyor musun? Böyle aldığımı o gün içinde kapıyorum. O günde herkese böyle kullanıyorum. Böyle bir şey. Şimdi ben böyle hayatım bu akşam böyle devam. Çok iyi ya. 10 numara bir şey buldum ya. Çok güzel. Bir çıkışta bırakalım Hazal'ı. Hikmet şey Hazal'cığım sakin ol. Düğmesi Ekin. Düğmesine bas. Kapanmıyor. Bas bas düğmesine. Derin nefes al, derin nefes. Hikmet ve Eda geliyor. Haydi. Hadi. Haydi. Çok iyiymiş ya. 50 puanlık sorunuz geliyor. Peçete görebileceğiniz bir yer söyleyin. Eda. Restoran, lokanta. Restoran var mıdır? Restoran. Bravo, 50 puan senindir. Görüşürüz. Senin Eda, 50 puan senin. Gönül rahatlığıyla git. 150 puanım vardı, hepsi 5'ler. 50 puanımı kaparken küçükler tam 80 puanımı kaptı. 139 hepsi 5'ler, küçükler 178. Harika. Bakalım Seda ve Şaziye Hanım neler yapacaklar. Şaziye abla burası sarıldı ya. Ben daha da gitmemdi. Ay evet. Bir şey mi oldun? Ha sırın sana geldiğini anlamadım. Anlamadım. Bir gelesin daha mi geldi? Daha yeni gelmiştim zaten işte, dedim. O... Nereden geldi bu sıra bana yine? Nereden geldi? Beni keşke şöyle bir geçseydi. 100 kişiye sorduk en popüler 6 cevabı arıyoruz. Şaziye Hanım. Kollar harikasınız. İnsanların birbirine yolladığı bir şey söyleyin. Seda. Mesaj. Mesaj var mıdır? Mesaj en popüler 3'tür. En popüler 2'yi bulursanız Şaziye Hanım sizinle başlarız. İnsanların birbirine yolladığı bir şey söyleyin. E-mail. E-mail. E-posta var mıdır? Mail. Görüşürüz. Buyursunlar. Eda, Eda. Eda, sende 2 çocuk mu var? Evet. Şu an uyuyanlar değil evet, mi? Evet, uyuyan ve yanındaki ablası. Ha, ablası. Evet. Ay ne tadı, öbürü kırmızı tişörtlü. Benim. Ay maşallah, Sibel kaç torun var sende? 4. Maşallah, Allah bağışlasın. Amin. Eda, sendeyim. Soru şu, insanların birbirine yolladığı bir şey söyleyin. Çiçek diyeceğim. Çok güzel. Bayanların en çok. En kime çiçek yolladın Eda? Doğum yaptı arkadaşım. Onun bebeği için göndermiştim. Çiçek var mıdır? Enteresan. Enteresan. Mustafa sen deyin. Para. İnsanların birbirine yolu. Paradan. Biz Kayserilimizi belli ediyoruz. Her şekilde. Hı? Her şekilde Kayserili olduğumuzu belli ediyoruz. Ya hele bir de yanlışlıkla yollarsa diyeceğim. Direkt çökerim. Para var mı? Wow. Hakikaten Mustafa'ya da ne sorsam para. Hangi kuş türü olmak istersen para. Yani.
Para, mesaj, mail. Sevda. Mektup. 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 Yani. Yolluyor musunuz? Yani önceden yolluyordum da şimdi artık yollamıyorum. Şimdi artık değil mi? Yollam. Çok kalmadı ama evet. Hala yurt dışında çok var o alışkanlık. Evet. Çocuklarına da insanlar aşılıyor onu. Benim özellikle yeğenim çok yapıyor. Nereye gitseler hemen kızlarına şey diyor. Hemen anneanneye mektup yazın diyor. Ya en kötü bir kart yolluyor evet. diyor. Evet. Bakalım mektup var mı? Kim bu yüz kişi? Gerçekten. İkinci şartıda geldi. Kümelenin hepsi beşler. Hasbi abla sen değil. Kargo. Yani. Kargo güzel cevap. Çiçek çıkmayınca işte ben de şimdi bir sıkıntıya uğradım. Mektup açmadım. Para vardı değil mi? Evet. Ha, tamam Mustafa. Kargo var mı? Kargo. Kargo da yoktur. İnsanların birbirine yolladığı bir şey söyleyin Hikmet. Fotoğraf. Şaziye Hanım. Video. Ecem. Hediye. Ben Ekin. De hediye diyeceğim ama işte çiçek falan. Şey yapma. Hazal yine bir farkınızda Ekin'in yine bir amması var. Telgraf evet, söyle, sesli söyle. Telgraf da olur. Yani şöyle şimdi çiçek çıkmadı, kargo çıkmadı. Ama hediye yollarız şimdi birine hani doğum gününde. Yeni işe başladığın hayırlı olsunlar soruyu falan. Soruyu bir daha alabilirim. Doğum gününde bana da bir sürü hediye geldi. Çok teşekkür ederim. Hemen soru. İnsanların birbirine yolladığı bir şey söyleyin. İnsanların birbirine yolladığı bir şey. Haber yollayabilirler. Haber de yollayabilirler. O da konuşmuştuk. Haber yollama. Haber yolladım haber hani. Yollama. Ben fotoğraf diyorum. Bu kadar hızlı. Ne oldu orada ya bir anda? Hazal. Aydınlanma yaşadı. Hazal'a sinir geldi. Değil mi? Çok çünkü fazla dedi ki ben müdahale etmezsem Ekin hala ama. Ama. Çünkü biliyorsunuz amadan ama. Öncesi ups zaten çöp. Hazal ne dedin? Fotoğraf. Fotoğraf bence güzel. Bana şeyi atsana, bir fotoğrafı yollasana falan. Bence mantıklı. Güzeldi tamam. Ses kaydı yollamak olur. Fotoğraf açılırsa fotoğraf hepsi beşler. 139 puanda. Ben rakipleri küçükleri bu turda geçer. İki tane açılmış cevabımız var. Hazal bir şey söyleyeyim. Doğru karar verdi gerçekten fotoğraf video avukat dedi. Olduğu için her zaman doğru karar veriyor. En popüler altıyı görelim. Konum yolla. En popüler 5. Evet bizden çıkmıştı o. Ama Ekin ama farkındaysan Hazal'a sinir geldi senin amalarından. Hemen fotoğraf dedi. Duble puan etabına geldik. Bu etabın finalistimizi belirler. Hikmet ve Eda geliyor. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. 100 kişiye sorduk. En popüler 5 cevabı arıyoruz. 1. Güreş çeşidi söyleyin. Eda. Yağlı güreş. Yağlı güreş var mıdır? Küçüklere geldik. Küçüklerdeyiz. Final etabındayız. Bu etabımız finalistimizi belirler. Mustafa. Mustafa. Biliyorum ilk akla gelen yağlı güreş. Evet. Evet. Ve çok pardon sen düşüne dur. Diyecektim ki üzülmeyin bir yerde tıkanırlar. Ama ben de tıkandım. Ya. Efendim Hikmet, ben şu an biz de çok aktif Hikmet sayılmayız. Diyorum sürekli Ekin'e. Ben şu an tıkandım. Tıkandım. Ben şu an tıkandım. Ben toplanmak istiyorum. Harika. Her iki tarafta tıkandı. Bakalım ne olacak. Mustafa sen deyin bir güreş ben çeşidi. Ben biraz spesifik bir cevap vereceğim. Deve güreşi diyeceğim. Ha, deve güreşi. Çok güzel. Bakalım deve güreşi var mı? Ah. Sevda. Kilek.
bilek. Oh, yapalım mı? Hemen yaparım. Çok iyi. Yok, çok iyiydi. Yok, ben sana yapayım. Ben kendime Mustafa'yı seçtim. Yani diyormuş. Sen beni yenersin gibi geldi. Yani siz de beni yenersiniz. Siz yapıyor muydunuz bilek güreşi? Yok. Yok. Ben ama bu dirsek yapıyorum ben. Bilek güreşi bakayım. Aa, Asif abla kesin yener beni. Şaziye Hanım'la yapmam. Çünkü Hazal, no. Seni güldürmek istemiyorum. Bilek güreşi var mıdır en popüler 5 cevap arasında? Yağlı güreş, bilek güreşi, deve güreşi. Tıkanırlar dedim de bayağı da güzel gidiyorlar. Benim hiç bilek güreşi falan gelmedi hiç aklıma. Hasibe? Vallahi saç baş güreşi oluyor ya, şöyle dövüş güreşi. Saç baş güreşi. Kızınca bir dövüş güreşi. Ya, şey yapıyorsun ya, film diye getiriyorsun ya. Saç baş güreşi var mı? İlk çarpı geldi. Şeydir o. Hasif ablanın şeyi de hani kavgayı biliyorsunuz en önden izlemez. Yok. Ondan en arkadan da izlemez. Ortada bir yerde bakınır. Anladın mı? Böyle yapar sonra. Koş koş Eda. Saç başı güreşi diyorlar. Seda sen deyin. Ben boğa güreşi diyeceğim. Oo. İspanyol. İspanyol. Çok severim. İzledin mi hiç boğa güreşi? Aslında çok tasvip ettiğim bir şey değil tabii ki. Ama televizyonda daha çok haberlerde işte bir boğa bir adamın üstünden geçti falan tarzında haberler. Denk geldi. Evet evet. Oradan ama ya onların da tabii ülkesinde yani, İspanya'da değil mi? Evet. Geleneksel bir şeydi, bir şey diyemem. Bakalım boğa güreşi var mı? Burada benim sürprizci cevap kimi? Aa, Şaziye Hanım da 1 lira. Tabii Şaziye Hanım 1 lirasını kalktı. Bir tane çarpınız var. Bir tane açılmamış cevabınız var. Hiç de tıkanmadılar yahu. Nasıl oldu bu? Eda, bir güreş çeşidinde doğru cevabı açtırırsan sizinle finalde yarışırız. Açtıramazsan ikinci çarpıyı alırsın. Rakipleriniz kümelenir. Tamam. Sumo güreşi. Arkadaş benim hiç aklıma gelmedi. Peki sen de mi öyle oldun? Ben bilerek söyledim aklıma gelmiyor diye. He, yoksa vardı hepsi. Çünkü sporcu. Sen de düşün. Sporcu. Sumo. Hadi. Yapalım mı Mustafa? Ona kilolu adam lazım. Bende o ekipman var. Şişir, Hüsmen dayı gibi. Mustafa'yı bayağı. Ya ondan ayarlasak çok tatlı olur ha. Bir gün böyle şey yapalım. O yeni bir şey getirelim mesela. Çarpı yeri. Sumo güreşi açılırsa bu akşam küçüklerle finaldeyiz. Açılmazsa ikinci çarpı gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Tıkanmadılar da ya. Şaşkınız. Ben tıkandım ha. Bunlar tıkanmadı. Başka güreş ne var şu an parmak merakım? Parmak güreşi var. He? Parmak, evet. Parmak güreşi. Benim oğlum be? Çok sever böyle. Öyle mi? Evet. Denemek ister misin? Nasıl oluyor? Tecrübeliyiz bayağı biz. Toprakla belki. Ha, bir hiç bilmiyorum. Harika. Ya hakikaten hiçbir tarafta gitmesini istedim bu akşam. Şaziye Hanım. Olsun canınız sağ olun. Özellikle sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de sizi tanıdığıma hepsi çok sevindim. Hepsi beşler. Hazal. Çok öpüyorum seni de. İyi ki geldiniz. Alkışlarla uğurluyorum. Çünkü bu akşam küçüklerle finaldeyiz. Küçüklerle finaldeyiz. Kimlerle yarışıyorum? Ben ve en büyük ablamla. Mustafa ve Eda. Evet. Yani abla ve en küçük kardeş. İlk kiminle yarışıyorum? Benle yarışıyorum. Eda, seni şimdilik müzik odasına alacağım. Mustafa, seni de final için yerim. Bravo. Hadi. Mustafa, bu akşam bizden 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 20 saniye süren var, sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki süremiz kalsın. Tamam. Hazır mısın? Hazır. Güzel. Bacaklarınızı iyi kullanmanız gereken bir spor dalı söyleyin. Futbol. Dürbünle göremeyeceğiniz bir şey söyleyin. Yıldızlar. Garanti belgesinde görebileceğiniz bir şey söyleyin.
Yılı. Vücudumuzda sağa ve sola dönebilen bir şey söyleyin. Bilek. Bir kadın yazarımızı söyleyin. Bir kadın yazar. Süren doldu Mustafa. Aklıma gelmedi ya. Alkışlarla Mustafa seni yerine alıyorum. Final için Eda geliyor. Eda, bu akşam aileler yarışıyordan 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 25 saniye süren var, sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas ki süremiz kalsın. Tamam. Değiştir dersem bil ki senden önce kardeşim Mustafa aynı cevabı vermiş demektir. O zaman da acil bir şekilde cevabını değiştir. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Bol şans diliyorum. Teşekkürler. Bacaklarınızı iyi kullanmanız gereken bir spor dalı söyleyin. Bisiklete binmek. Dürbünle göremeyeceğiniz bir şey söyleyin. Yıldız. Değiştir. Ay. Garanti belgesinde görebileceğiniz bir şey söyleyin. İmza. Vücudumuzda sağa ve sola dönebilen bir şey söyleyin. Kulak. Bir kadın yazarımızı söyleyin. Gülseren Dudayıcıoğlu. Göz diyecektim ama kulak. Alkışlarla kardeşim Mustafa'yı da yanına alıyorum Eda. Abla, kardeş, 10 bin liraya giden yolda bakalım neler yapmışlar. Yas abla bendeki. Boş. Bilek yok. Bacaklarınızı iyi kullanmanız gereken bir spor dalı söyleyin dedim. Mustafa da futbol dedi. Futbol, siz küçüklere kaç puan kazandırır? Buranın en popüler cevabıymış. Eda da bisiklet dedi. Bisiklet size kaç puan kazandı? Güzel. 61 puana ulaştınız. Dürbünle göremeyeceğiniz bir şey söyleyin dedi. Mustafa yıldızlar dedi. Yıldızlar size kaç puan kazandırır görelim. Ben de dedim ailede. Şu abi kardeş Eda da ilk biliyorsunuz yıldızlar evet. Dedi. Sen de aynı soruya cevap olarak ay dedin evet. Sonra. Ay size kaç puan kazandırır? Görürüz aslında. Buranın en popüler cevabı dürbünle göremeyeceğimiz hücreler. Evet. Ha. Garanti belgesinde görebileceğiniz bir şey söyleyin dedi. Mustafa tarih dedi. Yılı, pardon. Evet. Yılı. Yılı, tarih. Tarih. Size kaç puan getirdim? Oh. 107 puana ulaştınız. Eda da... imza demiş. İmza dedi. Evet. İmza 107 puanınızın üstüne kaç puan daha getirir? Oh. Güzel. Vallahi vallahi. Burası çok kötü bir şey. Vücudumuzda sağa ve sola dönebilen bir şey söyleyin dedi Mustafa. Bilek dedi. Bilek size kaç puan kazandırır? Evet.
kulak demesin boş. Göz diyecek. Aynı soruya Eda'nın verdiği cevap kardeşlerin de epey bir güldürdü. Kulak. Kulak dedi. Göz diyecektim ama nasıl çıktı ağzımdan bilmiyorum. Kulak size kaç puan getirir? Maalesef hiç buradan puan gelmedi. Kulaklarımı ben oynatabiliyorum ama sağa sola döndüremiyorum. Hasibe abla buyur ne dedin? Kafa. Kulakları diyorum baş olarak sayamaz mı? Bir şey yapsak. O saç baş güreşi gibi. Büyük saçtan. Buranın en popüler cevabı. Baş. Göz ya da baş. Kafaydı. Kafa. Bir kadın yazarımızı söyleyin dedim. Mustafa. Maalesef senden cevap alamadık. Eda, sen de Gülseren Dayıcıoğlu dedin. Evet. Gülseren bu Dayıcıoğlu size bu akşam 10 bin lirayı kazandırır mı? Onu şimdi hep birlikte öğreneceğiz. Maalesef olmadı. Şöyle ki tabloda çok yani hiç puan alamadığınız evet. yerler var. Evet. Buranın en popüler cevabı Validede. Ayşe Kulin'di. Evet. Gülseren Budayıcıoğlu şöyle ki 27 puan. Aslında biliyorsunuz psikolog. Evet. Kitapları var. Şimdi tabii çok popüler dizilerden de ilk akla evet, o geldi akla Eda. Dedi. Ama buranın en popüler cevabı dediğim gibi Ayşe Kulin'di. Ama İbrahim abi rahmetli. Evet. Onun sayesinde de değil mi? Evet. Çok güzel bir anımız oldu. Buyursunlar sizi şöyle alayım küçükler. Şöyle alayım komple. Ve tabii ki Hasibe abla ve İbrahim abinin torunları da geldi. Ay benim güzellerim. İkisi Eda'nın, evet. biri Seda'nın. Evet. Ay ne güzel, harika. Efendim, 10 bin lira maalesef sizin olan 1000 lira var mıydı sizde? Yok, yok. Biz 1000 lira. Yok. Bizde o zaman sadece anı mı kaldı? Evet. Çok güzel. Evet. O zaman anıya bir şey daha eklemek isterim müsaadenizle. Tabii. Hasibe ablacığım sana da şöyle bir sarılmak istiyorum. İbrahim abi madem beni çok seviyordu, bizi çok seviyordu. Hatta bir yeğenimiz de sizinle yarışmıştı Bahatlar'dan. Öyle mi? Evet. Yarışmıştı bizle. Evet. Burada. Yok burada değil. Ha öbüründe. Öbüründe. Cumaypolt'ta. Evet. Kim? Lakabı neydi? Bahatlardan soyadı. Ha Bahatlar. Ereğli'den. Ya ne tatlısınız. Ben soyadlarıyla şey, Seferoğulları'yla Seferoğulları'nı ağırlamıştım Wipeout'ta gibi oldu. Fahri. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Efendim gördüğünüz gibi eğlence, anı ve büyük ödül var. İşte hepsi için çıkın çıkın gelin. Başvuru adreslerimiz burada. Bekliyorum hepinizi. Mahalle, çoluk çocuk hepiniz gelin. Bekliyorum. Yepyeni bir aileler yaşıyor da yeniden görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.